The successful run of games continues today with another good result here in an away game. The best thing today is, of course, the 3 points. But we can also be critical to our own team, our players, because we made it difficult for ourselves today. We kept Altai alive. We should have finished the game earlier today. We had chances to do that, but we made mistakes. The last ball was not good. The last pass must be good. So there's still a lot of work to do. Of course, we can sit back and finish the season like this, but not with this club, not with this group, and not with this staff. We want to improve every day. Team is working hard. The attitude is great of the players, and it's a pleasure to work with them. So, but let's stay critical. Today, it was not our best performance, I think, if you look at our football. But then again, we won the game, and we have to be very pleased, because this is the ninth game, successive game, that we get a result, which is absolutely amazing for this this club. So let's enjoy this. Let's enjoy this every day, because success you also have to enjoy together. And we will do this, and we will already look forward to next game against Hatay. We'll never know what this will bring, because there's still seven games to play, and let's see where we can finish together. Would be nice. Thank you. Evet, başarılı gidişat devam ediyor diyebilirim. Güzel bir maçı geride bıraktık. 3 puanı aldık. En önemlisi de buydu. Kendimizi eleştirecek olursak, rakibi 90 dakika hayatta tutan yine bizdik. Son paslarımız daha iyi olsa ve ayağımıza gelen fırsatları kaçırmasak daha ilk yarıda fişi çekebilirdik. Ancak bunu yapamadık ve o yüzden 90 dakikaya rakip de üzerimize geldi. Ancak dediğim gibi 3 puan çıkarmak en önemlisiydi. İlk amacımız buydu ve bunu başardık. 44 puan yeterli görünebilir herkese. Ancak bizim taraftarı ve şehre daha fazlasını yaşatma isteğimiz ve arzumuz var. Ve bunun için savaşmaya devam edeceğiz. O yüzden vardığımız noktayı yeterli görmüyorum. Ulaşabileceğimiz hedefleri önümüzde kazanacağımız maçlarla beraber belirleyeceğimizi umuyorum. Tabii ki bu maçtan da çıkarılacak dersler var. Her maçtan olduğu gibi. Ancak 3 puan ve iyi gidişatın şu anda zevkine varalım, eğlenelim ve bunu kutlayalım. Ondan sonra önümüzdeki hafta Hatay maçına konsantre olacağız. Bakalım Hatay maçı ve onunla birlikte geride kalan 7 hafta bize neler getirecek. Bu son 7 haftadaki alacağımız puanlarla ulaşacağımız hedefi hep beraber göreceğiz. Teşekkür ediyorum. Soru var mı? Yok. Teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz. Thank you very much. Evet, öncelikle rakibimiz Antalyaspor'u tebrik ediyoruz. Üzüldük. Taraftarımızın önünde mağlup olduk. Onları mutlu etmek istiyorduk. Son 8-9 haftanın Süper Lig'deki en iyi takımlarından biriyle oynadık. Oturmuş bir kadrosu, blok halinde hareket eden bir takım. Biz de 5-6 gündür takımla birlikte çalışıyoruz. Psikolojik boyutuna gelirsek, çocuklar çok iyi hazırlandı psikolojik olarak. Maça da aslında bu hırsla, bu azimle başladık. Tabii bireysel hatalardan geriye düşmemiz takımı demoralize etti. Bu hatalar sezon başından beri oluyor zaten. Kolay değil böyle bir takıma karşı gol yedikten sonra toparlanmak. Teknik boyutuna gelirsek de kısa bir sürede çalıştığımız konu, Antalyaspor'un blok halinde hareket ettiğini ve iç koridorlarda biz oyuncularımızı buluşturmayı çalıştık. Tassano ile oyun kurgularımız vardı ama daha maçın başında sakatlandı. Bunları yapamadık. Geriden oyun çıkışlarımızda bireysel yaptığımız hatalar maalesef bize pahalıya patladı. Bu da takımın biraz daha özgüvenini kaybedip topu oyuna sokarken sıkıntı yaşamalarına sebep oldu. Bazı alışkanlıklarımız var. Geniş oynuyoruz. Takımın boyu biraz uzun. Kısaltmaya çalıştık hafta içi idmanlarda. Ama yine de kolay olmuyor.
Rakibimiz etkili oyunculara sahip. Girdiği pozisyonları değerlendirdiler. Bizim de çok pozisyonumuz vardı. Atamadık. Şans biraz onlardan yanaydı. Oyunu biraz daha hızlı yön değiştirmek istedik. İlk yarı bunu yapamadık. Blok halinde hareket eden takımlara karşı aslında en etkili silah budur. Ama bunu yapamadık. Yapacağımız tek şey sonuna kadar mücadele etmek bundan sonra. Maç maç gidip neyi daha iyi yapabiliriz? Antrenmanlarda bunu çalışacağız. Takım bütünlüğüne daha çok dikkat edeceğiz. Ama mücadelemizi son haftaya kadar bırakmayacağız. Bunu da herkes görecek. Üzgünüz. Varsa soru alabiliriz. Teşekkürler.